Little Mermaid. Çok seviyorum. Hey gide, bunu Z kuşağı hatırlamaz. Benziyoruz değil mi diyeceğim. Şimdi herkes ne alaka der. Bence benziyoruz. Aloha. Bugün sizlere 5 film önerisinde bulunmaya geldim arkadaşlar. Ve bu filmlerin 4'ünü sinemada izledim. Yani biliyorum son zamanlarda çok fazla aslında ben dizi, film, belgesel film deli gibi izlemiyorum ama çok fazla sinemaya gittim. Yani gerçekten böyle Ocak ayında herhalde 10 kere falan gitmişimdir ve pandemide o kadar 1,5 sene boyunca hatta 2 sene boyunca hiç gitmedim ki böyle resmen sinemaya hasret kalmışım. Hatta Kadıköy'de şey geceleri işte Kadıköy sineması böyle Lords of the Rings'i Şubat ayında, Şubat ortasında 12'de başlatıp hani 3 film ya da 4 film, o galiba 3 filmlik bir seriydi. İşte Yüzüklerin Efendisi yani onu böyle bütün gece boyunca yayınlayacak ve hani orada sabahlayacağız diyeceğim. Hani bilet alanlar tabii ki de gelebiliyor. Ya da böyle mesela Pedro Almodovar gecesi yaptılar. Yine 5 Şubat olması lazım. Ben ona bilet aldım. Hatta ona tek gideceğim. Orada da mesela 12'de başlıyor. 4 film üst üste Almodovar filmlerini gösterecekler falan. Yani şunu demek istiyorum. Ben bu aralar yemiyorum, içmiyorum. Gerçekten film izliyorum. Yani dizi de çok seviyorum. Zaten biliyorsunuz. O yüzden de hani hayatım pandemide böyle cilt bakımına, yani cilt bakımıyla çok fazla ilgileniyordum. Hani hep evde olduğumuz için ya da böyle kitap falan okuyordum. Ama yine o zaman da izliyordum da tabii sinemaya gidemiyordum. Sinemaya gitmemle beraber böyle filmlere ilgim, daha doğrusu o aşkım daha da arttı. Onu hatırladım falan derken. O yüzden bu ara bu kadar çok izlediğim filmler, izlediğim diziler videosu geliyor. Lakin ne kadar uzun olursa bu videolar o kadar az izleniyor. Bunu da fark ettim. O yüzden olabildiğince hani böyle kısa kısa şu 5 filmden de bahsedeceğim size. Özellikle en son anlatacağım 5. film yani 10 üzerinden 10. Zaten hepsini puanlayarak gideceğim. Ama o kadar iyi bir filmdi ki. Neyse şimdi dağılmayayım ben. İlk filmimizle videomuza başlıyorum. Sizinle paylaşmak istediğim ilk film arkadaşlar Drive My Car filmi. Ve bu filmin yönetmeni Ryusuke Hamaguchi. Japon bir yönetmen kendisi. Ben ilk başta afişi gördüğümde açıkçası afişe vuruldum ve onun da yanı sıra Haruki Murakami'nin 2014 yılında yazdığı böyle bir kısa öyküden yani öyküye dayanıyormuş bu filmin senaryosu. O da beni çok etkiledi. Haruki Murakami'nin zaten hani bu aralar kitaplarına çok fazla sardım. Hatta bir videoda iki kitabını ele almayı düşünüyorum. Hani onu da kitap önerisi videosunda. O yüzden ben zaten bu filmi direkt görmeliyim dedim. Hatta ilk gösterim yapıldığı gün gitmiştim, izlemiştim. Bu film arkadaşlar dram. 3 saat sürüyor. Bayağı uzundu. Hatta son yarım saat hani sinema severler için ya da eleştirmenler için okuduğum kadarıyla böyle gerçekten bir film şöleni, inanılmaz böyle gerçekten çekimler vardı. Ama benim için bitmek bilmedi çünkü çok uzundu. Şimdi anlatacağım. Bunun yanı sıra konusundan hemen bir size bahsedeyim. Festival Kafuku'ya kendisinden 20 yaş küçük kadın şoför tahsis ediyor ve gizemli şoförle bu başrol oyuncumuz Kafuku'nun yalnızlık, kayıp, yasla bezeli ve sırların birbirlerine böyle verdikleri sırlarını bir yolculuk yapıyorlar. Aynı zamanda da Kafuku'nun eşi yani bu böyle bir aile, bir çift çocuklarını, 4 yaşındaki çocuklarını zatürreden kaybediyorlar. Ve sonrasında Kafuku eşini de kaybediyor. Ve bu sebeple de zaten çok derin bir acı içinde. Tam bu süreçte diyeyim ya da bu acının böyle hani üstüne tabii ki çocuğunu kaybedeli bayağı zaman oluyor. Hani eşi çok seneler sonra vefat ediyor. Ama hani adamın çektiği hani acıyı tahmin edersiniz. Ondan sonra bu kadın şoförle beraber tanışmasından sonra aslında o yolculuğu konu alıyor bütün film. Aralarında geçen diyaloglar. Gerçekten Anton Çehov'a da bu arada gönderme vardı. Bir tiyatro oyununu sergiliyorlar. Daha doğrusu onu nasıl çalışıyorlar hep beraber ekip çalışması olarak bunu da görüyoruz. Zaten ana karakter bir tiyatro oyuncusu. Ve bunun yanı sıra notlarıma da bakarak ilerlemek istiyorum. Ben neyi sevdim bu filmde? Bir kere çekimler gerçekten efsaneydi. Yani bana sorarsanız böyle birçok sahne gerçekten fotoğraf karesi gibiydi. Ama
sevmediğim bir tarafı da çok yavaş akıyordu. Ve ben bunu Nuri Bilge Ceylan'ın da en sevdiğim filmi 3 Maymundur. İklimleri de yine seviyorum ama onun dışında böyle genel olarak hani ben Nuri Bilge Ceylan sevdalısı değilimdir. Bayılmam mesela filmlerine. Biliyorum çok ödül aldı. Gerçekten müthiş bir fotoğrafçı. Ama bana göre bu benim nacizane fikrim. Herkesin tabii ki de fikri çok değişken olabilir. Yani sizin bayılabilirsiniz ya da bazıları hiç sevmeyebilir. Ben ortada bir yerdeyim. Ama Nuri Bilge Ceylan bence çok iyi bir fotoğrafçı. Çok iyi bir yönetmen değil bana göre. Çok yavaş. Böyle tamamen hani fotoğrafik sahneler. Hani fotoğraf olarak muhteşem ama sinema sanki böyle biraz daha hızlı akması gerekiyor gibi geliyor bana. Bu sebeple ben bu filmde de onu çok hissettim. O yüzden de benim bu filme puanım 10 üzerinden 5 arkadaşlar. Bunun yanı sıra şunu da söylemek isterim. Yani ben bir sürü eleştirmenin hani böyle genel olarak yazdıklarına falan bakayım dedim bu videoyu çekmeden önce. Böyle çok iyi bahsedilmiş. Zaten en iyi senaryo ödülünü almıştı. Yani zaten senaryo hani Haruki Murakami'nin kaleminden çıkma yani böyle bir öyküye dayanan hani o adam yazdıysa zaten iyidir. Ama ben anlamamış da olabilirim demek istiyorum. Çünkü belki bazı yerlerde göndermeler vardı ve ben onları tam yakalayamadım mı acaba diye de düşünüyorum. Dolayısıyla hani çok deli gibi bana hitap eden bir film değildi. Ama bence izlenmesi gereken bir film. Her ne kadar 10 üzerinden 5 olsa da eğer ki hani izleme şansınız varsa özellikle sinemada izlerseniz çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten o sahneler hani o yani fotoğraf kareleri diyeyim sinemada çok daha etkili oluyor. Bir şey daha söyleyecektim ama aklımdan çıktı. Neyse ben şimdi diğer filme geçiyorum. Sinemada izlediğim bir diğer filmin adı Direniş. Bu film savaş, dram aslında. 2 saat sürüyor aşağı yukarı ve biyografi aslında konusu. Yönetmeni Jonathan Jakubowicz. Büyük ihtimalle yanlış söylüyorumdur. Ve Venezuelalı bir yönetmen. Almanya Film Barış Ödülünü kazanmış bu filmle kendisi. Baktım böyle başka hani benim bildiğim filmleri var mı diye ama yoktu benim izlediğim filmi. Bu filmin konusu da 2. Dünya Savaşı sırasında zaten dediğim gibi gerçek bir hikayeye dayanıyor biyografi olduğu için. 2. Dünya Savaşı sırasında 10 bin yetimin hayatını kurtarmak için Fransız direnişiyle birlikte çalışan bir grup Yahudi izcinin hikayesini anlatıyor. Ve burada aslında Marcel Morceau, böyle söyleyince de sanki Fransızca söylemem gerekiyor gibi bir gerçekten his uyanıyor içimde. Yani Fransız lisesi mezunuysanız özellikle bizim zamanımızda Dandesion ve Saint-Pouchery çok ağırdı. Oradan mezunsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Böyle o kadar bizi zorluyorlardı ki. Hani doğru söyle, doğru yap falan diye. Neyse. Marcel Morceau. Hiçbir şekilde doğru pronans edemiyorum. Marcel Morceau'nun hikayesini ele alıyor. Kendisi bir mim sanatçısı. Yani konuşmadan böyle sessiz olarak yüzüyle, mimikleriyle ifade ediyor aslında. Bir gösteri yapıyor. Ve gerçekten yani inanılmaz bir sanatçı. Ben adamı çok iyi bilmiyorum tabii ki de. Ve kendisini canlandıran oyuncunun adı da Jess Eisenberg. Zaten The Social Network diye bir film vardı. Hani izleyenleriniz belki vardır. Ondan kendisini büyük ihtimalle tanıyorsunuz. Yani yüzünü gördüğünüzde eminim birçok filmden, birçok filmde zaten yer aldı. Amerikalı bir oyuncu. O canlandırmış Marcel Morceau'yu. İnanılmaz iyi bir oyunculuk sergilemiş. Yani adamın oyunculuğuna 10 üzerinden 10 diyorum. Bu kadar iyi bir oyuncu çok nadir gördüm. Yani nasıl çalıştıysa helal olsun diyorum. Ayakta alkışlıyorum. Hani müthiş de çok etkilendim ben oyunculuğundan. Çünkü bence bunu yansıtması çok kolay da değil. Ağır bir filmdi. Hani hak verirsiniz ki gerçekten çok çok zorladı beni birçok sahnede. Hani Nazi, Hitler işte rejimi dönemini zaten anlatıyor. Ve bunun yanı sıra Nazi işgali altındayken Alplerden bu çocukları İsviçre'ye götürüyorlar. Gerçekten birçok çocuğun hayatını kurtaran birisi kendisi. Ve sanat dünyasında, hani şov dünyasında hani sadece adını duyurmak yerine bence böyle bir şeyde yer alması da gerçek hayatta. Muhteşem yani ben böyle insanlar benim... Film bittiğinde böyle gözlerim doldu zaten. Pıt pıt gözyaşlarım aktı biraz. Ben çok etkileniyorum, çok ilham alıyorum. Hani umarım ben de biraz olsun böyle bir iz bırakabilirim, bir faydam dokunur falan diye gerçekten dua ediyorum ya. Böyle
böyle insanları izlemek bana çok ilham veriyor. Hani sinemada onların hayat hikayelerini ya da kitaplarda görmek. O yüzden bu film benim için 10 üzerinden 8,5. Biraz ağır geldi bana. Hani onu söyleyeyim. Hani eğer ki böyle tarihten hoşlanıyorsanız özellikle bu filmi çok seveceğinizi düşünüyorum. Ve devrimci bir hikayeye sahip zaten. Sevmediğim bir şey var mı diye düşünüyorum başka. Sanıyorum yok. Yani bence her şey yerli yerindeydi. Öyle abartılı sahneler bana göre yoktu. Genelde böyle hani savaş filmlerinde böyle inanılmaz efektli falan sahneler oluyor. Bence bunda olabildiğince gerçeğe odaklı çekmişler diyebilirim. Üçüncü filmimize geldiysek, üçüncü film bir animasyon filmi. Yine benim bayıldığım bir film. Bu arada ben bu filmleri hani böyle birden beşe kadar gidiyorum. En az sevdiğimden en çok sevdiğime kadar, en çok sevdiğime göre ilerliyorum. Hani bilginiz olsun. Üçüncü olarak sizinle paylaşmak istediğim filmin adı arkadaşlar Belle. Ve bu filmin konusu kırsal kasabada babasıyla beraber yaşayan Suzu. 17 yaşında bir lise öğrencisi. Sıradan bir hayatı var ve 5 milyar çevrimiçi üyeden oluşan sanal bir dünya olan Yu'ya girmesiyle aslında kızın hayatı ve bütün işler değişmeye başlıyor. Sonrasında da Bel adında bir şarkıcı oluyor. Zaten sesi gerçekten çok güzel ve Yu'da tanıştığı bir gizemli bir yaratıkla maceralara atılıyor. Aslında hani bütün film boyunca Bel'in hikayesini izliyoruz. Bu arada Bel'de de böyle hani size yani sizin fiziğinizi, görüntünüzü alıyor ama tabii ki de sizden böyle bir anime karakter yaratıyor. Animasyon dediğim gibi macera 2 saat civarında. Bence çok uzun zaten değil yani. Genelde bazı animasyonlar çok uzun sürebiliyor. Tam yerinde. Yönetmen Mamoru Hosada. Japon bir yönetmen kendisi. Ve Mirai diye 2018 yılında çektiği hatta bir başka filmi de varmış. Onu da çok izlemek istiyorum. Daha izleyemedim. Ben en çok bu filmde müziğe bayıldım. Yani bu filmin müzikleri çok güzel. Gerçekten kim seslendirdiyse Bel'i helal olsun. Müthiş bir sesi var. Helal olsun. Helal olsun cümlesini de hiç sevmem. Niye buna bugün taktım kafayı? Hiç de kullanmam normalde. Neyse. Gerçekten müzikler çok güzeldi. Film bence baştan sona hani animasyon sevmiyorsanız bile bir şans verin derim. Belki bir yerden yakalar sizi. Çünkü aslında özellikle hani ben 17-18 yaşlarındayken böyle bir filmi izlemek isterdim mesela. Hani 17-18 yaşındaysanız bile bu film size göre diyebilirim. 60-70 yaşındaysanız bile bu film size göre diyebilirim. Yani bence bu filmin böyle şu yaştakiler özellikle bayılır diye bir özelliği yok diye düşünüyorum. Beni çok içine aldı. Bu arada ben hani normalde çok fazla animasyon filmlerini sevmememe rağmen bazı animasyon filmlerine hastayım. Mesela Yürüyen Şato diye bir film vardır. Yönetmenini unuttum. Ama gerçekten o filmi izlediğimde o kadar etkilenmiştim ki. Bunun gibi böyle hani birkaç tane film var. Aynı zamanda size hani bunu söylemişken şey de sormak isterim. Yorumlara isterseniz en sevdiğiniz animasyon filmlerini de yazın. Hani benim bilmediğim ve bana önereceğiniz de hoşlanacağımı düşündüğünüz filmler varsa bu anlamda çok çok mutlu olurum. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim istedim. Ve sıradaki filmimize geçiyorum. Dördüncü olarak sizinle paylaşmak istediğim ve yine sinemada izlediğim film arkadaşlar. Zaten bir sonraki paylaşacağım filmi sadece sinemada izlemedim. Anlattığım 4 filmi de şu zamana kadar hepsini sinemada izledim. Licorice Pizza. Ya Licorice bu arada galiba meyan kökü mü demekti? Ay neyse. O kadar bayıldım ki. Paul Thomas Anderson zaten yönetmeni ve Magnolia filminin de kendisi yönetmeni. Bir de Boogie Nights diye bir filmi vardı. Yani bu arada Belle bir dakika. Konudan konuya olacak ama şöyle notlarıma bakarak Belle filmine puanım 10 üzerinden 9. Onu söylemediysem atlamış olmayayım. Deyip şimdi Paul Thomas Anderson'ın Licorice Pizza filmine geri geliyorum. Dediğim gibi Boogie Nights'ın Magnolia'nın da yönetmeni. Kendisi Amerikalı bir yönetmen ve bence yani benim gerçekten sevdiğim yönetmenlerden biri. Bu Pedro Almodovar'ı ele aldığım hani hem kendisini biraz anlattığım hem de onun filmlerinden bahsettiğim bir video vardı. Hatta bu video yayına girdiğinde o video yayınlanmış olursa eğer ki şuraya bir yerlere onu koyarız, izlersiniz eğer ki izlemediyseniz o videoyu. Orada ben şundan bahsetmiştim.
bazı yönetmenlerin filmlerini izlediğinizde, hani o filmi kimin çektiği önemli değil, izlediğiniz anda bu işte şu kişinin elinden çıkmıştır ya da bu şu kişinin kesin filmidir dediğiniz böyle yönetmenler vardır. İşte Almodovar bunlardan biri bana kalırsa, ya da Tarantino, her ne kadar ben Tarantino'ya bayılmasam da, ya da kim var mesela, Michel Gondry, yani benim en favori yönetmenlerimden, ve Paul Thomas Anderson da bence böyle bir yönetmen. Ben Magnolia'yı izlediğimde de hatırlıyorum, yani çok değişik gelmişti. Hani kendine has bir anlatım tarzı var. Bir onu sinemada bize gösteriş tarzı var. Ve çok etkilenmiştim ben bu filmden de öyle. Şimdi çok kısaca konusundan bahsetmem gerekirse arkadaşlar, 70'li yıllarda San Fernando Vadisi'nde başarılı oyuncu lise öğrencisi Gary ile kendisinden büyük ilk aşkı Alana'nın etrafında aslında gelişen olayları konu alıyor bu film. Ve bunun yanı sıra Gary'i aslında canlandıran Philip Seymour Hoffman vardır, bilirsiniz, efsanevi oyuncu. Onun oğluymuş ve hatta Alana'yı canlandıran kişi de Paul Thomas Anderson'ların bir aile dostu, müzisyenmiş. İnanılmaz etkileyiciydi. Yani hani zaten kendi çevresinden insanlarla çekmiş bu filmi. Çünkü anladığım kadarıyla Philip Seymour Hoffman da hani ölmeden önce kendisinin çok yakın arkadaşıydı. Geri de onun oğlu. Ve San Fernando Vadisi de kendisinin doğup büyüdüğü yer. Dolayısıyla hani böyle aşina olduğu bir yerde, aşina olduğu insanlarla çekmiş. Bir de bu filmde beni en çok etkileyen noktalardan biri, ilk şunu söyleyeyim, 35 mm kamerayla çekilen görüntüler var. Zaten göreceksiniz. Ve bu filmle Bell filmi zaten hani başka sinema kapsamında değil. Yani böyle her sinemada izleyebileceğiniz filmler, ne deniyor buna? Hani birçok sinema salonunda gösteriliyor. Çünkü Drive My Car sanıyorum öyle değil, ya da Direniş filmi. Belli başlı birkaç böyle sinemada gösteriliyor. Hani başka sinema kapsamında, doğru hatırlıyorsam. Ama bu ikisini böyle bayağı hani birçok sinemada gördüm. Neyse, hem 35 mm kamerayla çekilen görüntüler hem de şu çok ilgimi çekti. Hani böyle oyuncular muhteşem değil. Mesela Gary aşırı kilolu, sivilceli, ya da Alana'nın niye bu isimleri süper söyleyemiyorum ya? Alana. Alana'nın mesela dişleri böyle hani çok muntazam değil, ya da böyle hani yüzü böyle hani aslında sinemada daha böyle mükemmele yakın, hani çok güzel, işte sıska falan insanları görmeye alıştığımız için diyeyim çok kabaca, bu böyle ona uymayan bir sürü oyuncu vardı bu filmde ve o bana çok doğallık kattığını hissettirdi bu filmin. Yani böyle sanki hani yan mahallede bir yerde, ya yani Amerika'da yaşıyor olsam yakınlarda bir yerde geçiyor bu konu gibi düşünebilirdim. O ana götürdü beni. Her ne kadar o zamanları tabii ki bilmiyor ve yaşamamış olsam da. Ve bu filmde genel olarak bir tutunamama hali var. Nostaljik bir film. Yani 70'lerde geçtiği ve bunu da çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Ama dramatize edilmemiş. Yani hani böyle çok güldürücü. Gerçekten hani benim kahkahalara boğulduğum birkaç sahne var. Bence kendisinin espri yeteneği, yani mizah anlayışı da çok güzel. Bildiğim kadarıyla zaten yazan da kendisi. O da bence çok etkileyiciydi. Zaten romantik komedi ve dram olarak geçiyor. Benim bu filme puanım arkadaşlar 10 üzerinden 9. İzlemediyseniz izleyin derim. Yani bilmiyorum, çok komikti. Hani yer yer çok hüzünlüydü. Yer yer böyle beni düşündürdü, güldürdü falan. Gerçekten çok sevdim ve iyi ki de bu filmi izledim dedim. Ve son olarak arkadaşlar, sizinle paylaşmak istediğim ve en sevdiğim, hatta bütün hayatım boyunca bence asla aklımdan çıkmayacak ve bayıldığım, yani çok 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 sevdim, 10 üzerinden 10 veriyorum, öyle söyleyeyim size. Ki hani benim özellikle film, dizi, belgesel film önerilerimi hani izliyorsanız bu videolarımı, 10 üzerinden 10 verdiğim çok nadirdir. Yani parmağı geçmez, 5'i geçmemiştir diye düşünüyorum şu zamana kadar. Ama bu film bunlardan biri. Filmin adı Promising Young Woman. Ya bir kere heyecanlı, komedi ve bence psikolojik gerilim filmiydi. 1 saat 50, 53 dakika sürüyor. Yönetmen İngiliz Emerald Fennell ve aynı zamanda kendisi yazıp yönetiyor bu filmi. Oyuncu da, hatta
neredeydi? The Danish Girl'de Elsa karakterini canlandırmış. Hani oyunculuğu da var. Bir de Killing Eve dizisini hani hatırlayanlarınız belki vardır, izleyenleriniz. Onu da aslında ele almak istiyorum. Hatta aklımda bir içerik var. Ama şu yani size böyle dizi, film, belgesel film önerisinde bulunduğum videoları seviyorsanız daha çok izleyin. Daha çok önerin ki ben de biraz motive olayım. Çünkü diğer videolarım daha çok izleniyor. Genel olarak hani dizi film önerileri bir tık daha düşük. O da beni biraz mutsuz ediyor. O yüzden eğer ki seviyorsanız, hani siz de destek olursanız ben de biraz daha motive olurum bu anlamda. Çünkü gerçekten ben sizinle paylaşmaya bayılıyorum. Şunu diyeceğim. Killing Eve dizisinin ikinci sezonunun da yapımcısıymış. Hatta sanıyorum ki yazarlığını da üstlenmiş bazı bölümlerde. Bu filmin konusundan ilk ben size bahsedeyim. Şimdi Promising Young Woman da tıp fakültesini bırakmak zorunda kalıp ailesiyle birlikte yaşayan ve bir kahve dükkanında çalışan bir kızın hikayesi. Aynı zamanda Cassie kızın adı. Cassie'nin hayatını konu alıyor. Dediğim gibi gelecek vaat ettiği halde acıklı bir olay sonucunda tıp fakültesini bırakmak zorunda kalıyor. Bu acıklı olayın ne olduğundan bahsetmeyeyim hani bu spoiler'a girmesin diye, ama gerçekten böyle çok ağır bir olay yaşıyor. Ve bu film zaten özgün senaryo ve en iyi kadın oyuncu ödülünü almış Carey Mulligan. Aynı zamanda kendisi, ben bilmiyordum. Neydi o? Çok sevdiğim bir İngiliz grup var. Şu anda yine adını unuttum tabii ki de. Mumford & Sons. Mumford & Sons grubu. Çok severim ben o grubu. Onun solistiyle evli ya da berabermiş. Yani 12 senedir mi 10 senedir mi, ben bayağı şaşırdım. İnanılmaz bir oyuncudur. Yani ben birçok filminden bu kadını çok iyi biliyorum. Yani benim gerçekten çok başarılı bulduğum bir oyuncudur. Oyunculuk zaten o da 10 üzerinden 10. Yani oyunculuk, senaryo, renk kullanımı, kıyafetler, çekimler, yani o anlatım tarzı, bence her şey muhteşem ya, dört dörtlük. Yani şey dedim, bir film çekiyorsunuz hani hiç mi bir yerde böyle bir absürtlük, hani sırıtan bir şey olmaz hani bir alanda. Mesela kızın sürdüğü ojelerden tutun, o karakterini yansıtma şekli ve biraz aslında tabii o yaşadığı olaydan sonra psikolojisinin çok normal olmadığını da görüyoruz. Bunu da bence çok güzel yansıtmış. Yani gerçekten İzleyince ne demek istediğimi anlayacağınızı düşünüyorum. Özellikle psikolojik gerilim filmlerini seviyorsanız arkadaşlar, hani normalde ben böyle korku filmi, gerilim filmi sevmem ama psikolojik gerilim çok iyiydi. Yani böyle tam sizi şeyde tutuyor, sınırda tutuyor ama ne çok ne az. Tam böyle dengede, müthişti. Bunun yanı sıra müzikler de çok güzeldi. Özellikle bir eczanede böyle Cassie ile işte sevgilisinin dans ettiği, şarkılar söylediği falan, hani hatta Paris Hilton'un bir şarkısı ama böyle çok güzel bir bilmiyorum, müthiş de o renklerle falan çok etkilendim ben. Çekimler dediğim gibi. Ve bir de evet, bunu not almışım, onu zaten sizinle paylaşmak istiyorum. Senaryo beklediğimiz gibi bitmiyor olabilir. Spoiler vermiyorum ama gerçekten bu, daha doğrusu film beklediğimiz gibi bitmiyor olabilir. Senaryo ne? Hani böyle twisted diyeceğim, böyle hani ters, yani bir yerde böyle olay o kadar dönüyor ki hani siz aa ne oldu böyle diye bitiyor film ve kalıyorsunuz. O yüzden yani bu açıdan da bence çok başarılıydı. Sevmediğim, hani bir tek belki böyle sevmediğim, hani karakterin o psikolojik sorun diyeceğim tırnak içinde, yaşadığı olaydan sonra hani bu kadar değişmesi, bu kadar aslında kötüye gitmesi, yani hani bunları yapabilmesi biraz beni rahatsız etti. Ama yapacak bir şey yok sonuç olarak, hani çok ağır bir şey yaşadı ve o da bu yolu seçti. Zaten tabii ki de bu bir film ve yazılmış bir senaryo. Ama hani ben hep böyle bir gerçek hayata uyarlayarak düşündüğüm için hani o beni belki bir tık rahatsız etti diyebilirim. Onun dışında her şey efsaneydi. Ve artık bu videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan takip etmek isterseniz Instagram'ımı şuraya bir yerlere, şuraya ama evet eminim buraya değil, bırakıyorum. Oradan takipte kalabilirsiniz. Zaten storylerden falan beni biraz olsun daha fazla tanıma şansınız olur. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her hafta Cuma günü 6'da video geliyor arkadaşlar. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Size bu sefer de şu mor gülümü göstereyim ve onunla kapanışı yapayım istedim. Ay böyle ağaçlara dokunmak, gül koklamak. Gül kokusunu ben ekstra çok seviyorum.
iyi hissettiriyor, sakinleştiriyor. Siz de sevdiğiniz şeyleri yapıyorsunuzdur umarım. Haftaya görüşürüz.